Selamun aleyküm arkadaşlar. Kopuk Uçurtman'ın size selamı var. Selam söylüyor size. Kopuk Uçurtma, Kopuk Uçurtma dediniz. Ben de size dedim bir video yapayım. Şöyle. Kısaca buradan bir görüntü alayım istedim. Selam söylüyor size. Hep merak ediyordunuz. Ne oldu, ne oldu Kopuk Uçurtma diye. Kopuk Uçurtma burada. Hepinize selamı var. Bir tek onun değil. Çaşkırlı'nın da selamı var. Al Çaşkırlı da burada. Al. O da buradan size selam söylüyor lan. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kısa bir size Kopuk Uçurtma'yı dışından çektiydim. Bir de şimdi içinden çekeyim. Size daha iyi bir günde dönüş yanında çekmek isterdim ama zamanım bir türlü el vermedi. Onun için ancak zaman bulabildim. Hava da güzel değil. Dışarı karanlığı. Ama söz verdim sizlere Kopuk Uçurtma'yla bir video yapacağım diye. Onun için çekiyorum bunu. Çünkü haftaya Türkiye'ye geleceğim. Daha doğrusu geleceğim. Yola çıkacağım bu hafta. O yüzden bir daha zamanım olmayacaktı. Sizlere de söz verdiğim için sözümü yerine getireyim istedim. Her şey hoş güzel. Bir rahmetli kardeşim yok. Onun yeri boş. Bak şimdi olsaydı burada yanımda olurdu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar. Onu da yad etmiş olduk. Şimdi burada olsaydı hemen bir elini sigaraya atardı. Bir sigara yakardı. Ağzına sıçayım benden mi yaşayacaksın? Ben içerim arkadaş derdi. Ondan sonra elini pakete attığı gibi sigarasını yakardı. Hadi ben de onu aratmayayım. Onun bir de burada gizli cezvesi vardı. Cezve mi deniyordu lan? Ne deniyordu ona? Herhalde cezveydi değil mi? Bak bunu kimse bilmez. Aa, şurada bak şurada onun cezvesi var. O kibritlerin kenarındakine ne deniyordu? Cezve mi deniyordu? Ne o zıkın? Buraya çalırdı şöyle. Elim nerede? Ha, tam burada. Şöyle biraz daha aşağı gitse belki gözükür. Burada onun cezvesi var. Buraya fıt çalır buradan yakardı sigarasını. Kopuk Uçurtma'yla şöyle bir gezeyim dedim arkadaşlar. Karnı acıkmış. Karnını doyuracağız. Kaburgalar yağsız kalmış biraz. Yağ dolduracağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kopuk Uçurtma satılmadı. Kopuk Uçurtma hiçbir şey olmadı. Olduğu yerde duruyor. Rahmetli Ali kardeşim nerede bıraktıysa Kopuk Uçurtma orada. Olması gerektiği yerde. Hanımın da arkadaşlar. Canet'i birçoğunuz biliyorsunuz. Canet kullanıyor bu arabayı. Ben de kendisinden rica ettim. Arkadaşlar için bir video çekebilir miyim diye. O da müsaade etti. Sizlere video çekmeme arkadaşlar, ona da teşekkür ediyorum kendisine buradan. Yani çektirmek de zorunda değil. Yok da diyebilirdi. Ama dedim arkadaşlar çok görmek istiyorlar. Merak ediyorlar ne oldu, ne etti diye Kopuk Uçurtma'yı. Dedim ben bir video çekeceğim. Müsaade edersen, o da sağ olsun kırmadı arkadaşlar.
Ben de sizlere böylelikle bu videoyu, bakın burada da gösteriyor. Benim diyor kaburgalarım yağsız kaldı. 1 litre bana diyor şöyle diyor yağlı etli butlu bir yemek. Bunlar da bizim Gross Keravan süsleri hala sökmediler. Haftaya sökerler. Yılbaşı çambaşı bitti. Bir tımbırtı kalmadı arkadaşlar artık. Ondan sonra Mehmet'i alacağım birazdan. Mehmet'i ben koyuyorum o geliyor. Ben koyuyorum o geliyor. La gitmiyor arkadaş ya. Geçen gün kovdum gittiydi geri geldi. Şaka lan şaka. Gerçek değil. Mehmet'im beni bekliyor sağ olsun. Benim tır gelmedi arkadaşlar. Benim tır yarın geliyor. Ondan sonra bir de onun arabasında elektronik sorunu var. Daha doğrusu dizel partikel filtreleri dolmuş. Araba gitmiyor yani, çekmiyor, gücü yok. Tıkalı olduğu için. Yağ değişimi yapılmamış. 5. yağ değişiminde o filtrelerin de değişmesi gerekiyormuş. Onu da Mercedes yapmadan satmış. Şimdi cumartesi günü gittik. 5-6 saat onunla uğraştık. Olmadı. Serviste Mercedes'te. Yeni parçaları sipariş verildi. Yarın onlar takılacak inşallah. Ondan sonra benim araba geliyor. Ondan sonra da yola çıkacağız inşallah. Çok bir şey gösteremiyorum size arabada da var. Şimdi biraz sonra yağsını doldururken yine bir şöyle dışından içinden güzelce size bir çekerim. Şuradan Mehmet'imi de bir alayım da. Ulan bunlar da inşallah inmiştir aşağıya. Savaş'ın yanına gittiydi. Savaş'ın orada. O da 5. katta oturuyor. Ben de merdivenleri çıkamıyorum. Yaşlanmışım artık. Nereydi lan? Bura mıydı? Aa, bizim beyaz gelincik de burada. Aa, bizim beyaz gelincik arkadaşlar. Savaşta bundan geziyor bu aralar. Neyse derdi. Hadi bakalım birazdan tekrar bir video daha. Evet arkadaşlar, bir daha açtık kameramızı. Bunları sonra tek tek birleştirip bir video yapacağım. Mehmet Baba'yı aldık. Mehmet Baba buradan. Karanlıktan da bir şey gözükse ya. Allah ben ne diyeyim. Hah, şimdi selamlar olsun arkadaşlar. Napsakki. Napsakki 6 arkadaşlar. Benim şarkım. Rahmetli olsaydı. Serdar'ın Napsakki de çıktı. Al Mehmet Baba çek. Şöyle açalım. Selam arkadaşlar. Hep merak ediyordunuz. Ne oldu, ne oldu, ne oldu kapı uçuşta. Bakın burada duruyor işte. Şöyle düz. Arkadaşlar, rahmetliden sonra bu iyice paslanmış. Ayaklarını bir açalım mı? Ama yol yok. Nereye açacağız? Yol kapalı. Patron bizde kalp var. Gözünü seveyim duruyor. Aman aman aman. İyi
Nereye gideceğiz hemen elimizde ağzı keşli. Açık olsaydı şöyle bir bakardık ayağına arkadaşlar. Şöyle tortlu itler zincirden koyuldu muydu? Koşturur ya. Onun gibi bir koştururduk bunu. Ayağımı gaza koyduğum lan 3 metre öne fırlıyor. Aramızda ne hainler doldu, ne şerefsizler geldi. Daha dünkü yeni yetmeler ahkam keser oldu. Ah kardeşim ah, çok konuşulacak şey var, çok doluyum da.
Hala ayağımı frenin üstünde tutuyorum kardeşim. Yoksa çok şey var söylenecek. Çok şey var konuşulacak, anlatılacak. Daha yaşına başına bakmadan dünkü yeni yetmeler hikaye anlatıyorlar. Halim! Ah ah! Konuşacağım çok şey var ama hepsini toplayıp bir konuşacağım. Şimdi tek tek konuşmayacağım. Kardeşliğimize laf eden dürzüler var. Adana'dan ayrılış. Buna Adana'dan uçtuğumuzda yaptıydı bu şeyi. Hepinize buradan. Kopuk Uçurtma'yla birlikte selam söylüyoruz sizlere. Şimdi olsaydı rahmetlik, şöyle ayağımızı buraya vurduk, şöyle bir selam verirdik. Bir de şöyle durayım derdi, benim smile gibi. Burada arkadaşlar görüyorsunuz Kopuk Uçurtma. Hiçbir yere gitmedi. Döşünü sevdiği. Döşe bak döşe! Gelin bir de size içini de göstereyim. GoPro, GoPro hep hazırlandıydı. Çantada her şey full dolu kameralar. Çekecektik ama arkadaşlar zaman el vermedi. Mecbur geceye kalınca açmadık onları. Burada bir canımız var. Görüyorsunuz. Her şey rahmetli nasıl bıraktıysa öyle duruyor arkadaşlar. Burada hiçbir şey değişmedi. Bunun yeri burada duruyor hala. Bunu yerine koyayım. Smile'imiz, görüyorsun, görüyorsunuz, rahmetli olsaydı şimdi şu perdeyi indireyim de smile'i bir gülsün onlara derdi. Yani arkadaşlar, güldüğümüze bakmayın, aslında içimiz gülmüyor ama işte kelimeler bitiyor arkadaşlar, bazen öyle anlar geliyor, kelimeler bitiyor, duygular yoğunlaşıyor. Şu arabanın bir ağzı dili olsa da bu arabayla neler yaşadık, ne anılarımız var, bir anlatsa size. Onun için buradan bazı yeni yetmelere sesleniyorum. Önce yaşınıza başınıza bir bakın, hesabınızı kitabınızı bir yapın. Ne zaman Alican'dan oturmuş kalkmışsınız. Siz kaç yaşındayken Alican kaç yaşındaymış? Bir hesap edin. Ondan sonra oradan artist artist laf sokun. Burada gerçekler konuşuyor, hakikatler. Uydurmalar değil. Daha konuşacağım çok şeyler var. Anlatacağım çok şeyler var. Neler yaşanmış rahmetliyle? Neler sığdırmışız biz o kısa 4 sene içine? Onları her gün videoda anlatacağım. Rahmetli olduktan sonra neler yaşanmış onları da anlatacağım. Onları da herkes bilsin. Ondan sonra laf konuşmaya başlasın. Rahmetliğin neyi varsa bıraktığı yerde duruyor. Nasıl emanet ettiyse öyle duruyor. Hiçbir şey değişmedi. Biz her gün rahmetli yanımızdaymış gibi yaşıyoruz.
Onu oradan bilmeyenlere söylüyorum. Boyuna yaşına bakmadan video yapıp da atıp tutanlara söylüyorum. Biz gerçek dostuz, gerçek dost. Bizim orada rantla işimiz olmaz. Bu videoları para için yapmıyoruz. Bunu bilin. Benim paraya pula da ihtiyacım yok. 22 senedir ben ticaretle uğraşıyorum. Allah'a bin şükür olsun. Paramız da var, pulumuz da var. Hiçbir zaman çıkarlarımız için dostlarımızı kullanmadık, kullanmıyoruz. Dost dediğimiz insanları da yarı yolda bırakmıyoruz. Bazen zaman geliyor ki insanlar yollarını ayırmak zorunda kalıyor. Bazı şeyler uymuyor. Yollarını ayırdığınız zaman dost dediğimiz insanların arkasından oyun oynamayacaksınız. Adam gibi geldiyseniz adam gibi kalacaksınız. O kadar. Bak, emanet işte bu, emanet. Biz bu araba bu kapıda kalsın, bu arabaya Canet sahip çıksın diye çok çabalar sarf ettik. Hiçbiriniz bir şey bilmiyorsunuz ama lafa geldi miydi? Abi karış diliniz var. Ben ağzımı açtığım zaman susar o küçük dilinizi yutarsınız. Ben o adamı bana verdiği vasiyetinin üzerine memleketine götürmek için çok çabalar sarf ettim. O rahmetlinin emanetlerine de sahip çıkmak için çok kavgalar etti. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bunlar videoda anlatılmıyor. Bugüne kadar anlatmak da istemedim. Ama biz kederimizden video yapmadık. Bazı insanlar bunu fırsat bildiler. Burada yalan yanlış şeyler konuşmaya başladılar. Onun için bundan sonra ben de susmayacağım, ben de konuşacağım. Bakalım ne kadar maziniz var Alican'dan. Bakalım ne kadar yemiş içmişliğiniz var. Ne kadar oturup kalkmışlığınız var. Kaç sefer selam aleykümünüz var. Göreceğiz. Masaya bir yatıralım bundan sonra. Ben hazırım masaya yatırmaya. Siz de hazırsanız hodri meydan diyorum ben bundan sonra. Evet. YouTube'a kanalımız aynı duruyor. Görüyorsunuz. Alex 745 Alejandro. Bu plakayı rahmetliyle beraber aldık. AC 760 hala aynı duruyor. Rahmetliyle dediği gibi kaç lan kaç 760 geliyor diyor ya. Bak her şey aynı duruyor. Gelir bunu gösterirdi. Böyle severdi. Pistem, pistem diyor. Görüyor musunuz? Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Biz gerçek dostuz, gerçek kardeşiz. Biz emanete ihanetlik etmedik, sahip çıktık. Görüyorsunuz her şeyi rahmetli nasıl bıraktıysa olduğu yerde duruyor. Bugüne kadar böyle bir video yapmak istemedim ama birçoğunuz merak ediyordunuz. Bu arabaya ne oldu rahmetliden sonra? Bu arabayı kullanılıyor mu? Kullanıyorsa kim kullanıyor? Satıldı mı? Çok satıyorsanız bunu biz almak istiyoruz diyenleriniz de oldu ama bu araba arkadaşlar kolay kolay satılmaz. Yani Cenab-ı Allah ölüm kalım vermediği müddetçe bizlere bu arabayı sattırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bunun maneviyatı çok büyük. Biliyorsunuz ben YouTuber falan değilim arkadaşlar. Benim videolarım, benim YouTube hikayem bu arabayla başladı. Rahmetlik Alican'la başladı. Ve bizim videolarda olmayan, gerçekte tahmin edemeyeceğiniz kadar çok yaşanmışımız var Alican'la. Biz sadece arkadaş değildik. Biz kardeşten öteydik. O yüzden bu maneviyatı koruyacağız. Elimizden geldiği kadar buna sahip çıkacağız. Zaten Canet'in de bunu satma gibi bir niyeti yok. Buradan son bir kez daha söylüyorum. Bu araba rahmetli Alican'ın hanımı Canet'in. Canet kullanıyor. Daha önceden de videoda biliyorsunuz 3 tane arabaları olduğu için 3. arabaya ihtiyaç olmadığı için Canet'in birliğini satmıştı rahmetlik. O yüzden de ben bir daha sana araba alana kadar bu araba senin demişti. El arabası
satıldı diye videosu var. Oradan izleyip görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz sitem ettik. Biraz rahmetliyi yad ettik. Biraz içimizde birikenlerden konuştuk. Biraz size kopuk uçurtmayı gösterdik. Başka bilmiyorum. Yani çok şey var arkadaşlar söyleyecek ama hepsini şimdi söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi bunları tek tek videoda konuşacağım, anlatacağım. Yani meydanı boş bulanlar burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Öyle yalan yanlış şeylere fırsat yok. Kimse köpeksiz köye gelip eli değnekli gezmesin. Öyle derler bizim oralarda. Biz ölmedik. Biz kimin ne yaptığını, ne zaman geldiğini, ne zaman gittiğini çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu sizlere admin Veysel'imiz var bizim Hatay'da. Rahmetlik Alican'ın bütün hesaplarını o yapardı, o bilirdi. Onunla da bir video yapacağım. Mersin'e gittiğim zaman kendisi gelecek. Onunla da bir video yapacağım. O da size bazı şeyler eminim ki söyleyecektir. Gerçekleri. Oradan kendinize artık pay mı çıkartırsınız? Ağzınızın payını mı alırsınız? Ya da insanların arkasından dost görünüp neyse orayı geçeyim. Yani kısacası diyorum ki dostsanız dost olun, değilseniz siktir olun gidin diyorum. Kusura bakmayın, bu biraz fazla oldu ama bazı insanları biz abi dedik, adam dedik, yanımıza aldık. Ama bakıyoruz ki sürekli arkamızdan bir koyumuzu kazma peşinde. Neyin peşindesiniz kardeşim siz? Cesaretiniz varsa çıkın benim yüzüme söyleyin. Ama bakıyorum ona. Yok öyle yağma. Bundan sonra ben de konuşacağım arkadaşlar. Ben gerçekleri konuşacağım. Ve ben delilleriyle, ispatlarıyla konuşacağım. Neyse bu kadar sistem yeter arkadaşlar. Aslında sistem etmek için açmadım bu kamerayı. Kopuk uçurtmayı sizlere göstermek için, akıbetini anlatmak için açtım ama bazı insanlar sabrımı zorluyorlar. Ben 22 yıldır nakliye işiyle uğraşıyorum. Almanya, Avrupa genelinde. Ben videodan para mara yapmıyorum. Videodan para kazanmıyorum. Reklam alıp reklamla video yapmıyorum. Benim mesleğim 22 senedir ki tırcılık. Benim kendime ait 22 tane tırım var. Anladınız mı? Yani ben reklamla falan geçinmiyorum. Dostlarımızı satarak para kazanmıyorum. YouTuber de değil. Ama rahmetlikle bizim çok, o kadar çok ortak yanımız vardı ki biz kendi hayatımızdan yaşantıları sizle paylaştık. Burada videolar yapıp para kazanmak için değil. Neyse. Arkadaşlar bundan sonra videolar gelecek. Videoları kesmeyeceğiz. Videolara tam gaz devam edeceğiz. Şunu da belirteyim buradan. İnşallah haftaya biz Türkiye'ye gittiğimizde Ümitcan da gelecek. Bir toplantı yapma planlarımız var. Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya gibi bir düşüncelerimiz var. Ama şu anda tarih belli değil. Ve hava şartları uygun olursa arkadaşlar böyle bir program yapacağız. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de aşırı yoğun kar var. Kara kış bastırdı. O yüzden emin değilim. Yani öyle bir toplantı yapabilir miyiz? Yapabiliriz miyiz? Onu şu anda bilmiyorum ama niyetimiz var. İnşallah gittiğimiz zaman Ümitcan da gelecek, buluşacağız. Ondan sonra Konya, Kayseri, Ankara, İstanbul, bu dört yerde bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Bazı gerçekleri Ümitcan'dan da, kardeşimden de dinleyin istiyorum. Onun için hava şartları el verirse arkadaşlar böyle bir toplantı yapacağız. Bunu da şimdiden sizlere buradan duyurmuş olayım. Evet, ne diyelim arkadaşlar? Hep beraber her zamanki gibi rahmetliğin dediği gibi ciao bella.